ihracat platformu olarak biz bu yola çıktık. Çıkarken ilk başta en büyük motivasyonlarımızdan biri Türk markalarını ve perakendicilerini dünyaya açmaktı. Çin örneği var önümüzde. Bizim en önemli rol modelimiz şu anda Çin. Çin'in son 10 yılda sınır ötesi e-ticarette geldiği nokta ortada. 5 Şubat'ta Ekonomi Bakanlığımızın yayımlamış olduğu ihracat eylem planına göre Çin'in ihracatının içinde e-ihracatın oranı %20'lerde, 2020 itibariyle de bu rakamın %37'lere geleceği görülüyor. Hepimiz biliyoruz ki bugün bir AliExpress'ten 1 dolara bile bir ürün satın aldığımız zaman kargo bedava olarak buraya gelebiliyor. Burada önemli olan en önemli sorunlardan birisi lojistik maliyetler. Burada e-ihracat platformu olarak bizim sadece kendimizin bu e-ihracat yükünün altından kalkmamız mümkün değil. Burada özel sektör ve devletin bu işe ciddi anlamda yönelmesi gerekiyor. Çin örneği burada çok önemli. Son 10 sene içinde geldikleri bu nokta gerçekten baş döndürücü. AliExpress'in sadece Rusya'da yapmış olduğu ciro 1,5 milyar dolar civarında. Türkiye'den çıkan bir markanın ya da bir e-ticaret platformunun bu bölgede benzer bir başarı yakalayacağını düşünüyoruz. Bizi harekete geçiren motivasyonlar bu şekildeydi. Çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. İlave edeceğiniz birkaç nokta daha varsa alabiliriz. Yoksa... adımızı World E-Commerce Forum olarak değiştirmişsiniz. Değiştirdik. Evet. Bugün itibariyle artık World E-Commerce Forum olarak yolumuza devam edeceğiz. Daha global bir isim, evet, olmayı tercih ettiniz. Kesinlikle. Sonraki eventi Dubai'de gerçekleştireceğiz. Uluslararası yazışmalar bu işin daha da globalleşmesi için böyle bir isim gerekiyordu. Biz de gerekeni yaptık aslında.